Yine Nurcu başka bir kanal, milyonluk, Maksat 114 diye. Oturup 3 tane genç bu programı inceleyip demişler ki yine İslam'a saldırılıyor, yine din düşmanlığı yapılıyor falan. Abi İslam'a kim saldırmış? Programda İslam konuşulmadı, Kur'an konuşulmadı, Müslümanlık konuşulmadı. Ben direkt Allah bile demedim. Yani sizin camiadan birisi bir Hristiyan'ı, bir Yahudi'yi yendiğinde Hristiyanlığa, Yahudiliğe saldırılmıyor. 15 yaşında çocukları kalkıp da Müslüman yaptık diye tiyatro videoları paylaştığınızda herhangi bir inanca saldırılmış olmuyor. Gayet düzgün, terbiyeli bir şekilde tartıştığımız zaman ve siz yenemediğiniz zaman İslam'a mı saldırılmış oluyor? 3 tane genç oturmuşlar, sözde bana reddiye yapmışlar, programı incelemişler. Tek yaptıkları, of Diamond çok aptalca argüman savunmuş, of çok beyinsiz, of çok salakça, üf üf üf. Sürekli öfleyip pöfleyip, gözlerini devirip, el kol hareketleri yapıp, birbirinin bile sözünü kesip, aşırı heyecanlı, aşırı saldırgan bir şekilde bir saat boyunca bana sallamışlar adamlar. Ve demişler ki, ya işte Bahadır orada unutmuş olabilir, yani cevabını aklına gelmemiş olabilir, hazırlıksız olabilir. Ne alaka ya? Ulan YouTube'a başladığımdan beri bu benim ikinci tartışma programı. Bahadır Bey 100 tane program yapmış. Her hafta başkasıyla tartışıyor. Benden daha profesyonel olması lazım. Bir de soru soran ben değilim ki cevabını unutsun. Zaten sürekli o soruyor, ben cevaplıyorum. İstediğiniz galibiyeti alamayınca bir anda kendi yandaşlarınızı bile satmaya başlıyorsunuz. Ben bu arkadaşların videolarının altına yorum attım. Gençler, cevap hakkı doğuyor. Madem Bahadır Bey unutuyor, siz üçünüz toplanmışsınız. Gelin siz üçünüz ben tek tartışalım. Yüz yüze ama. Belki birinizin unuttuğunu başkası hatırlar. Yorumumu görmezden geldiler. Benim hakkımda kötü yazılan ne kadar yorum varsa hepsini beğenmeye devam ettiler. Bir yorum daha attım. Benim teklifim açık, Hodri Meydan. Üçünüz birden gelin, siz üçünüz ben tek. Yoksa arkamdan konuşmayın kardeşim, cevap hakkı doğuyor yani. Yine görmediler. Yani görmüyorlar, işlerine gelmiyor. Ve onlar da videolarına baktığınız zaman iki tane agnostik Müslüman oldu. Yoldan 5 tane ateist bulduk, hepsi Müslüman oldu. Ya 10 dakikalık videolarla 500 defa şu kişiyi Müslüman yaptık, bu kişiyi Müslüman yaptık. Oğlum zaten resim varsa ressam vardır demekten başka bir şey yapmıyorsunuz ki yani. Yeni olan ne burada? Gelin hadi ben de agnostiyim, Müslüman yapın bakalım, bir tartışalım, benden daha mı iyi biliyormuşsunuz? Benim hakkımda çok fazla konuşuluyor. Ben haklı da olsam, haksız da olsam, sakin de olsam, kızgın da olsam, yani ne yaparsam yapayım, her gün hakkımda bir video paylaşılıyor milyonluk kanallardan veya düşük kanallardan fark etmez. Ve bana da cevap hakkı doğuyor. Ben sabrediyorum, herkese cevap mı vereceğiz? Hakkımızda her konuşana dönüp bakacak mıyız? Kendi işimize bakalım. İlim irfanla uğraşalım. Yeni videolar çıkaralım. Boş ver diye. Ama sustukça daha fazla konuşuyorlar. Daha fazla konuştukça onlar sabrımız daha çok taşıyor. Böyle böyle böyle. Neyse, özetle ben Bahadır Bey'le tartıştım. Gayet de güzel geçti. Onunla Kur'an üzerine bir daha tartışacaktık. Öyle bir söz almıştım. Hiç de istekli değildi. Her önüne gelene mucize, 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 Kur'an diye sürekli tebliğde bulunan bir adam niyeyse benimle bunları konuşmak istemedi bir türlü. Buradan söylüyorum. Bahadır Bey de olabilir. Onun bir üst level'ı da olabilir. Final Boss da gelebilir. Tarikat şeyhi de gelebilir. Alim, ulema kim varsa. Yayıncı, yazar, ilahiyatçı, profesör de olabilir. Bu diğer kanallar da olabilir. Sözler Köşkü gibi bomboş şeyler. Kim istiyorsa herkesle tartışmaya hazır. Ama it dalaşına dönmeyecek. Uzaktan uzaktan laflar atılmayacak. İftiralar atılmayacak. Kim kendine güveniyorsa, istiyorsanız 5 kişi toplanın, ben tek geleyim, tartışalım. Ama şöyle bir garanti istiyorum. Madem ki Kur'an'ı tartışacağız, madem ki İslam'ı tartışacağız, o zaman dine saldırıyor deyip dava etmeyeceksiniz. Çünkü dine saldırmış olmayacağım. Ortaya attığınız şeyleri çürüteceğim. Ben kendim direkt Kur'an'a dalmış olmayacağım zaten. Sonunda beni davalamayacaksınız. Kim daha bilgiliyse, kim daha ilim sahibiyse o kazanacak. Gidip yoldan 10 yaşında çocuk çevirip de Müslüman yaptık diye milleti kandırmayacaksınız. Kim kendine güveniyorsa karşıma çıkacak, budur. Son nokta, ben daha önce kimseyle tartışmadım. Net bir şekilde oturup kimseyle tartışmadım. Bu program dışında sadece Sinan Canan Bey ile bir programımız oldu Cüneyt Özdemir'in kanalında. Onunla da tartışmadan ziyade sohbet muhabbet gibi oldu. Bilgi alışverişi yaptık. Çok da güzeldi. Onun dışında genelde bana yıllardır yüzlerce hesaptan birçok yayıncı hep reddiye çekti. Ya bana hakaret etti, ya küfretti, ya iftira attı, ya dikkatimi çekmek için sürekli 100 tane video spamladı. Ya da bazı ilahiyatçılar ve profesörler katıldıkları Beyaz TV gibi kanallarda benim hakkımda alçak dediler, Yahudi projesi yakalanmalı, sorgulanmalı dediler. Diamond Tema diye bir alçak var. Bu alçak YouTuber. Bu Diamond Tema denen bu kişi bence fonlanıyor. Ya da bazı din hocaları ağlıya ağlıya bunlar agnostik dinsiz falan diye beni kötüleyerek hedef gösterdiler. Bir tane agnostik dinsiz altına yorumları 15 yaşında 17 yaşında çocuklar yazmış. Yani genelde ben 5 yıldır
saldırı altında olan bir insan. Şu YouTube'a başladığım andan beri akademisyenden ilahiyatçısına kadar ya yayıncısından polisine kadar gelen geçen beni hapse attırmak, hayatımı karartmak için uğraşıyor zaten. Türkiye'deyken de ben her hafta ifade vermek zorunda kalıyordum durduk yere. Bu yüzden de şu an yurt dışındayım. Ben geçen Bahadır Bey'le tartışmaya geldiğimde de havalimanında beni polisler tuttu. İfadem alındı. Hakkımda 4 tane suç duyurusu birikmiş. Adliyeye gidip 10 saat boyunca ifade vermek zorunda kaldım. Muhtemelen bir daha Türkiye'ye geldiğimde de yine ifade vermek zorunda kalacağım. Ve net bir suçum yok. Yani hukuken bir suçum yok. Ettiğim bir küfür, attığım bir iftira yok. Hukuken dine saldırmak, İslam düşmanlığı yapmak gibi bir suçum yok yani. Bunlar tamamen propaganda. Millet korkuyor, verecek cevabı olmayınca bot hesaplardan saldıra saldıra beni susturmak istiyor. Olan budur. Ben tartışmadığım halde milletle. Sadece bana reddiye yapıldığı ve yılda bir defa anca reddiyelere cevap verdiğim halde sanki ben birisiyle tartışmışım da tartışmayı kaybetmişim de rezil olmuşum, yerin dibine girmişim de ölmüşüm, bitmişim, utanmadan hala dışarı mı çıkıyormuşum gibi bir algı yaratılıyor. Elin devesi dinde şifa vardır diyen cahil cühela tipleri benim hakkımda uzun süre konuşup benim videolarıma reddiyeler yapıp Twitter'da, Instagram'da benim fotoğraflarımı, eşimle beraber olan videolarımı paylaşıp linç ettiriyorlar. En sonunda ben bunlardan birine cevap veriyorum. Malum şahıs da ahlaktan, İslam'dan, Müslümanlıktan, edepten, usulden bahsedenler benim hakkımda Diamond karıma sövdü, çocuğuma sövdü, ben de dava ettim diye iftiralar atmışlardır. Bir yıldır bu devam ediyor. Ben bu yer altına katıldığımda da videonun altında 500 tane yorum gördüm. Bizim hocamız Diamond'ı mahvetti. Diamond cevap veremedi. Anca anasına küfretti, çocuğuna küfretti diye. Hiçbiri böyle bir şey görmedi. Kimsenin elinde böyle bir delil yok. Tamamen bir kuru iftira. Millet inanmış gidiyor veya bunlar paralı bot hesaplar, bilmiyorum. Bu Maksat 114. 3 kişi oturup bana reddiye yapan çocuklara da ben buyurun tartışalım diye davet gönderiyorum. Benim yorumumun altında da bizim hoca seni mahvetti, sen hala konuşuyor musun diyen aptallar var. Sizin hocanız arkadaşlar. Diamond benim çocuğuma sövdü, karıma sövdü. Ben de onu dava ettim diye yalan söyleyen, iftira atan, beni şikayet ederken de saçma sapan yerlerden ifade veren bir arkadaş. Buyurun okuyun, bak şöyle göstereyim. Deve sidiğini savunan, deve sidiğinde şifa var diyen bir adam bu. Ben de Twitter'dan ona sana daha fazla prim vermeyeceğim, sen deve sidiği içmeye devam et demişim. Beni bu yüzden şikayet etmiş. Gerçekten karısına, kızına, çocuğuna küfretmiş olsam veya dediği gibi 3 saat boyunca sürekli ona saldırmış, küfretmiş olsam beni bundan şikayet ederdi, bundan davalardı. %100 bir şekilde de tazminatını alırdı. Elinde böyle bir şey olmadığına göre bu adamın yalancı olduğunu zaten bir ispatıdır. Ama ben bir yıldır bu adamlarla uğraşıyorum. Kim beni övse, kim benim hakkımda güzel bir paylaşım yapsa, kim benim bir videomu beğense hemen altına hayır, bizim hocamız onu mahvetti, Diamond küfürbaz bir adamdır diyerek algı yaratmaya çalışıyorlar. Ben de bundan bıktım. Üzerine bana yapılan reddiyeler, hiç İslam konuşulmadığı halde İslam'a sövdü, din düşmanlığı yaptı, yine İslam'a saldırıldı gibi bir algı yaratılması zoruma gitti. Evet arkadaşlar, gün geçmiyor ki İslam'a doğrudan veya dolaylı olarak bir saldırı olmasın. Sessiz kaldığımda korktu, cevap veremedi, gördünüz mü oluyor? Cevap verdiğim zaman üslubu bozdu, Diamond da herkesi ciddiye alıyor, kendi işine baksana oluyor. Ben 100 tane ifade verdiğim, artık yani askerlik yaptığım ülkede bile rahat rahat yaşayamadığım halde kendimi olabildiğince sakin tutmaya çalışıyorum. Bu korkaklık oluyor insanların gözünde. Tamam lan hodri meydan, madem öyle alayınız gelin dediğim zaman da dine saldırmış oluyorum. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ne oldu? Tartıştık, yediremediler. Kavgaya babasını çağıran çocuklar gibi 1000 kişi yayın yaptı. Onlar da karşıma çıkmıyor. Bundan da bıktım artık. Yeter bu gölge dövüşü. Uzaktan sürekli cimcik atıp da sonra masuma yatmak. Bıktık artık bunlardan yani. Ya adam olun, karşıma çıkın ya da konuşmayın kardeşim. Ben şunu anlamıyorum. Bizim gibi dinsizler, yani bir dini olmayan, ahiret korkusu olmayan, sadece kendi ahlakıyla yaşayan insanlar böyle iftiralar atmıyorsa, böyle kuyruk acısıyla yaşamıyorsa, ilminin peşindeyse, nasıl oluyor da ilimden, irfandan, ahlaktan, peygamberden, Allah'tan bahseden tipler bu kadar ikiyüzlü, bu kadar yalancı, bu kadar sahtekar olabiliyorlar? Ve nasıl oluyor da bizim gençlerimiz bunların peşinden gidebiliyorlar? Hayret.